Merhaba, Kapital.com.tr'de konuğumuz Liman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir. Merhaba Nihat Bey. Merhaba. Öncelikle 2016 sizin için nasıl geçiyor? Hedefleriniz ne bu yıla dair? Şimdi tabii 2016'ya başlarken çok ümitliydik. Neden? Türkiye 2015'te iki tane önemli seçim geçirdi, genel seçim. Tabii 1 Kasım'da yapılan genel seçim tek başına bir iktidara getirmiş oldu. İş dünyası tabii bundan çok ümitli oldu. Gerçekten sevinç içinde oldu. Artık ülkede bir hükümetimizin olacağı, bir iş program yapacağını, işte gerçekten de seçim sırasında 100 günlük, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık programlar ortaya koymuştu. Tabii bunlar bütün iş dünyasının önünü açan programlardı. Dolayısıyla biz 2016'dan çok iyi ve ümitli olarak ümitle bakıyorduk 2016'ya ve ana hedeflerimizi o ışık altında koymuştuk. Tabii hepimizin bildiği gibi Rusya ile olan bir uçak krizi, arkadan işte bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde olan terör olayları, işte Ankara ve İstanbul'da yaşanan, hatta Brüksel, Paris, bütün dünyayı etkileyen, bütün Avrupa'yı etkileyen çok önemli terör olayları oldu. Bunlar tabii 2016 yılında herkesin bir moralini sarstı diyebilirim. Ama inşallah bundan biz çabucak toparlamamız gerekti. Biz hedeflerimizi koyduk. Çimento'da hedeflerimiz belli. Bizim enerjideki hedeflerimiz belli. İnşaattaki hedeflerimiz belli. Nedir bunlar? Tabii mesela biz bu sene enerjide 10 milyar kilovat saatin üzerinde enerji üreteceğiz. Bunu ticaretini yapacağız ve bunu pazarlayacağız, satacağız. Dağıtımlarda 4 bölgemizde 50 milyar kilovat saatlik enerji dağıtımını ve pazarlamasını yapacağız. Ve çimentoda işte bu seneki ana hedefimiz 8 milyon ton çimento satmaktır. Bunu hep koyduk ortaya. Ve bizim turizmde hedeflerimiz vardı. İşte %75-80 civarında bir doluluk yakalayabiliriz diye planlama yapmıştık. Şimdi şu anda enerji sektöründeki üretimde herhangi bir problemimiz yok. Üretiyoruz ve hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Çimento sektörü ilk 3 ayı geride bırakmak üzereyiz. Orada da hedeflerimiz iyi gibi gidiyor. Burada bizim hedeflerimizin tutmayacağı tek sektör olarak turizmi görmekteyim. Burada da tabii şu anda hem terör olaylarından dolayı hem de Rusya'daki Rus turistlerimizin gelmemesinden dolayı hedeflerinden uzak kalacakmışız gibi gözüküyor. Ama bunun yanında tabii limandaki hizmetlerimiz devam ediyor. İran pazarının düzelmesiyle İskenderun limanında bizim daha çok gemiye doluluk oranı daha arttıracağımızı tahmin ediyorum. Dolayısıyla çalışmalarımız, yatırımlarımız hızla da devam etmekte. Herhangi bir şekilde ara vermedik. Zaten geçen sene almıştık bütün kararları. Yani askıya alınan bir yatırım projesi var mı? Şu anda herhangi bir yatırım yok. Zaten 2015'te başlamıştık. 2016'da bu sene tamamlayacağız. Bütün çimento fabrikasındaki yatırımlarımız, enerjideki iki tane önemli yatırımımız ve turizmdeki yatırımımızı bu senenin sonunda toparlayıp 2017'de aşmayı düşünüyoruz. Peki yılı tamamladığımızda yüzde kaç büyümüş olursunuz grup açısından? Bizim %20 civarında büyümeyi hedefledik. Tabii daha bir %25 civarındaydı ilk baştaki düşüncelerimiz ama bu turizmdeki duraksamadan dolayı bu %20 civarında, 22 civarında bir büyümeyi yakalarsak biz iyi bir büyümeyi yakalamış sayılırız.